Esin yapma lütfen. Söz vermişti. Bana söz vermişti. Bundan sonra huzur ve sükunet dolu bir hayatımız olacaktı. Sağduyulu bir insan olacaktım. Kavgasız dövüşsüz yaşayacaktık. Ben kavga çıkartmak istemiyorum Esin. Ama Önder göz göre göre insanların hayatıyla oynuyor. Bu gidişle bu iş cinayete dönüşecek. Bırak haklıysan bedelini o ödesin o zaman. Sen neden sorumluluğu yükleniyorsun? Sen yaptıklarından hiç ders almayacak mısın? Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Dediğin gibi bir adam olsaydım bu dünyada zengin olurdum ama o zaman sen de ben de gurur duymazdın. Şu halimize bak. Hep yoksulluk, sürgünler, tehditler. Sen bunda gurur duyulacak bir şey görebiliyor musun? Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu senin? Ben işitiyorum. Asıl işitmeyen sensin. Bugün sussam yarın gerçek ortaya çıkacak. Eninde sonunda insanlar gerçeği anlayacak. Bu suça ortak olmamı mı istiyorsun? Çocuklarımın yüzüne nasıl bakarım ben? Beni nasıl hatırlasınlar istiyorsun? Seni nasıl hatırlayacaklarını söyleyeyim mi? Tam bir düzen kurulmuşken bozan, onları arkadaşlarından, okulundan ayıran, onları sürgüne yollayan bir adam olarak hatırlayacaklar. Seni tanıyamıyorum. Ne kadar bencil oldun. Asıl bencil olan sensin. Kazanmayı değil, kahraman olmayı seviyorsun. Esin. Dokunma. Barış'cığım hadi sen yat artık. Sabah okula gideceksin. Peki abla. Size acı çektirmeye hakkım yok. Baba bunu da nereden çıkardın şimdi? Görmüyor musun? Belki de annen haklı. Hep felaket getirdim size. Belki de bu koca çenemi kapatmam gerekiyordu. Baba gerçekten bunları sen mi söylüyorsun? Ne yapayım ya? Ailemin dağılmasını mı bekleyeyim? Ne yapayım? Baba, babacığım lütfen. Ben, Barış, annem, hatta Özgür bile... Her zaman sana hayranlık duyduk. Sen bu eve felaket getirmedin ki. Sen bu eve onur getirdin. Ahlak getirdin. Ne olur içinden nasıl geliyorsa öyle davran baba. Babam gibi davran yeter. Haberi bu işte. Serdar Bey, birinci sayfadan yazınızı gireriz. Hatta yazının tamamını birinci sayfaya koyalım. Amacım hadise çıkarıp ortalığı karıştırmak değil. Sadece bir tehlikeyi engellemeye çalışıyorum. Hatırlıyor musunuz? Seçimde zor başkan diye manşet atmıştık. Şimdi de mor başkan diye atmalı aslında. Tekrar söylüyorum. Kavga istemiyoruz. Bütün kasabayı ilgilendiren bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi gitmem gerekiyor. Teşekkürler. Teşekkürler ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Rica ederim. Yarın sabah yazıyı okuduğunda başkanın yüzünü görmek isterdim. Günaydın. Günaydın.
Ne oldu baba? Durum bildiren bir yazı yazmıştım. Alper de basacaktı. Baktım basmamış. Belki de amcam engellemiştir. Bilmiyorum. Anlarız. Her iki raporu, Serdar Bey'in yazısı yerine özetlenmiş görüşlerini ve başkanın görüşlerini bir arada yayınlayabiliriz. Hayır. Buna kesinlikle karşıyım. İnsanların kafası karışır. Sesini duyurmak için bahane arayan bütün sivil toplum örgütleri haberin üstüne atlayıp gürültü kopartırlar. Bence biraz bekleyelim. Peki ya tarafsızlığımız? Halkın haber alma önceliğine ne oldu? Biz tarafsız değiliz. Biz halkın tarafındayız. Halkın çıkarı da bu tesisin turistlerle dolmasında. Bence başkanın bu konuda kesin bir karar vermesini beklemeliyiz. Gazetenin sahibi sizsiniz. Siz ne diyorsunuz? Bugün ya da yarın başkan buraya gelecek bu konuyu tartışmak için. Ben küçük bir zirve yapalım derim. Ramazan Bey'i de çağırırız toplantıya. Ondan sonra bir karara varırız he. Evet. Tamam. Alper'in odasını alın, bir ikramda bulunun. Serdar Bey seni bekliyormuş. Nusret Bey, bari siz ve Kenan abi biriniz konuşsanız. Sen yayın koordinatörü değil misin? Hoş geldiniz Serdar Bey, nasılsınız? Yazımı neden yayınlamadınız? Biz de az önce bu konuyu yönetimde konuştuk. Kenan abi tek yanlı bir görüş açıklamanın bizi zedeleyeceğini düşünüyor. Haberin yayınlanması için başkanın da şu ya da bu şekilde bir görüş açıklamasını beklememiz lazım. Bakıyorum rüzgarın yönü değişmiş. Bu kişisel yetkimde olan bir konu değil Serdar Bey. Yayın ilkelerinize ne oldu? Ben bunda bir ilkesizlik görmüyorum. Sorunun hassasiyeti nedeniyle haberi doğrulatmak ve tüm tarafların görüşlerini içeren bir haber yapmak istiyoruz. Ben kişisel olarak biraz daha farklı düşünebilirim ama bu konuda kişisel inisiyatifimi kullanamam. Anladım. Hem de çok iyi anladım. Serdar Bey, siz ne kadar sevip saydığımı bilirsiniz. Lütfen fevri davranmayın. Biraz daha sabır. Nasihatinize ihtiyacım yok. Bir takım insanlara gereğinden fazla inanmış. Kusura bakmayın. Rica ederim. Nasılsın? Eşin nasıl? Sayenizde turp gibidir maşallah. Bir şeyler içer misiniz? Çay, kahve, gazoz? Yok, acelemiz var. Bir broşür bastırmak istiyorum. Nasıl bir şey olacak? Örneği burada. 5000 adet basalım. Tamam. Ne zaman hazır olur? Yarın öğleden önce hazır olur. Şimdiden eline sağlık. Eşine sevgilerimi ilet. Sağ olun. Bir çay isteyebiliriz. Acelemiz var. Teşekkürler. Peki. Bilgisayarda biraz işim var. Tabii buyurun. Bir şey içer misiniz? Aa, yok sağ ol, hemen çıkacağız. İşte bütün hisse sahiplerinin adresleri burada. Evet. İşte oldu. Şimdi bakalım ne yapacaksın Önder Efendi? Abimin dediklerini yapacak olursak
Bu yaz kaplıcayı açamayız. Onun için unutun beyler. İş basına yansırsa kimsenin bize güveni kalmaz. O zaman da turist muist gelmez. Hep birlikte batarız. Projeyi kurtaralım derken onu öldürürüz, gömeriz. Evet, risk olduğu doğru. Orada mecburuz. Ben senin gibi düşünmüyorum. Serdar'ın yolu biraz çetrepilli ama dönüşü var. Eğer senin yolundan gidecek olursak, bir tek ölüm dahi olsa dönüş olmaz. Diyelim ki yazıyı basmadılar. Serdar o zaman susup oturacak mı sana diyorsunuz ha? Ben damadımı iyi tanırım. Çıkar, kapı kapı anlatır durumu. Sence böyle olması daha mı iyi? He? Sen ne diyorsun Kenan? Ben de Önder Bey gibi düşünüyorum. Ya sen delikanlı? Vallahi efendim bilmem ki. Zor bir durum. Yazıyı böyle yayınlarsak haklı olarak başkan da karşı bir yazı yazacak. İkisi de kasabanın saygın insanları. Birinin ak dediğine biri kara diyor. Hiç hoş değil. Bence bütün görüşlere eşit uzaklıkta bir yazı yazalım. İki görüşü de aynı haberde verelim derim. Hep söylerim. Hep söylerim bu çocuğun geleceği çok parlak diye. Beyler, yanlış yapıyorsunuz. Çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Sen sırf bana kötülük olsun diye bu yanlışı bile bile destekliyorsun. Evet. Bir toplantıyım ben sonra seni ararım. Tamam peki çabuk söyle. Ne? Asla katiyen basılmayacak. Yoksa matbaasını başına yıkarım. Bu adam aklını kaçırmış. Şimdi matbaaya gitmiş. Bildiri bastırmaya çalışıyor. Söyledim değil mi? Söyledim değil mi? Ben damadımı çok iyi tanırım. Önder kardeşim, hala benden öğreneceğin çok şey var biliyor musun? Nusret, sen ne diyorsun? Vallahi Alper'in önerisi en sağlıklısı gibi ama bilemiyorum. Nusret, şaka yapmıyorum. Bu bir savaş. Herkes verdiği kararın sonucuna katlanacak. Onun için iyi düşün. Bakın Önder Bey, bilirsiniz sizi severim, sayarım da. Ama bugüne kadar hep Ramazan Bey'le kazandım. Eğer kaybedeceksem Ramazan Bey'le kaybetmeyi tercih ederim. Hanuseciğim sağ ol. Sen çok iyi kalpli bir insansın biliyor musun? Artık haberi geciktirin beni be. Alper yavrucuğum şöyle fiyakalı bir haber patlat bakalım ha. Ay şöyle ya, ay şöyle. Hadi biraz neşelim ha. Doktor Bey, biliyorsunuz. Size karşı sevgim, saygım sonsuzdur. Sizin için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Ama bu ekmek teknesi 5 nüfusa bakıyor. İsmail Usta, ne söyleyeceksen açık açık söyle. Doktor Bey, benim işimin çoğunluğunu belediye veriyor. Sizin broşürü basarsam belediye bir daha bana iş vermez. Çoluğum çocuğum aç kalır. Ne olur. Kusuruma bakmayın. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Olacak şey mi bu? İnsanların sağlığı tehdit altında ve biz bunu duyuramıyoruz. Devalet. Başka bir çare bulunamaz mı? Aslında var. İstanbul'da yayıncı dostlarım var. Onlardan yardım isteyeceğim. Bu adamla tiyatro falan da yapılmaz baba. Ben vazgeçiyorum bu işten. Canlı yayına da katılmıyorum. Ne canlı yayını? Amcamın uzattığı avuçlardan biri. Televizyonda ana haber bültenine çıkıp belediye tiyatrosu ile ilgili konuşacaktım. Ne zaman? Yarın. Güzel. Demek seni canlı yayına çağırdılar ha? Kemal abi sen ne demeye çalışıyorsun? Vallahi ben anladım. Sakın ha kapta. Unut, unut. Kardeşin olacak o hırtla Alper denilen salağın yüzlerini görmek için denemeye değer.
Yaşa kaptan. Sen müthiş bir adamsın. Beni sana kesinlikle izin vermiyorum. Evet baba, evet. Kararımı verdim. Çıkıyorum canlı yayına. Sana izin vermiyorum diyorum. Sen bu işe karışma. Baba, ben bu işe çoktan karıştım bile. Hem artık çocuk değilim. Bağımsız kararlarımı verebilecek yaştayım. Doktor, boğazımız kurudu. Biraz ıslatalım. Şu canlı yayın şerefine bir kadeh parlatalım değil mi ya? Aferin kız. Canlı yayın ha. Babasının kızı. Ses denemesi için bir şeyler söyler misiniz? Ses, bir, iki, ses. Ses, test. Evet efendim, gelecekteki başarımıza, kazanacağımız paralara içiyorum. Hadi hadi, inşallah yok. Komşuda pişer, bize de düşer artık değil mi? Niye acaba? Vallahi eğer komşuda pişebilirse size de düşer. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de güzel hanımın arasına oturayım. Canım benim. Ay, aslında hak etmedin ama geç kaldım biraz, neyse. Sevgili izleyiciler, iyi geceler. Bu haftaki konuğum Çınarlı'nın önemli kişilerinden Doktor Serdar Ergül'ün kızı ve aynı zamanda Sayın Belediye Başkanımız Önder Ergül'ün yeğeni Deniz Ergül. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, bildiğiniz gibi bundan 2 yıl önce Çınarlı'mız belediye başkanımız sayesinde bir tiyatro salonuna kavuşmuştu. Şimdi de profesyonel bir belediye tiyatrosuna kavuşacak. Tiyatronun genel sanat yönetmenliğine de Deniz Hanım getirildi. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şimdi telefonla Sayın Belediye Başkanımıza bağlanıyoruz. Başkanım. Başkanım, iyi geceler. İyi geceler. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Herkes benim kültür ve sanata ne kadar değer verdiğimi, önem verdiğimi bilir. Bu yüzden sevgili Deniz'in bu görevi kabul etmesi bize güç verdi. Kendisine tebrik ederim. Gelecek sene tiyatromuz başladığı zaman bunun sonuçlarını, başarılı sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. İyi geceler. Başkanım, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler. Evet Deniz Hanım, şimdi de kısaca hedeflerinizi öğrenelim. Ben öncelikle kasabamızın gerçekten acil ve yaşamsal sorunları olduğunu düşünüyorum. Ne gibi mesela? Evet beyler, dikkat. Maç başlıyor. Genellikle deri sanayinde kullanılan zehirli bir madde kaplıca suyuna karışıyor. Kaplıca suyuna giren çocukların 15'inde bu tip belirtiler görüldü. Babamın elinde bununla ilgili çok önemli belgeler var. Ama kaplıca yönetimi susuyor. Başkan susuyor. Bu televizyon susuyor. Herkes susuyor. Ne oluyor böyle? La kahretsin! Ne duruyorsun müdahale etsene! Yayını kesin! Morardı salak. Tüh be! Başkanı izlemeyi akıl edemedik. Baba. Ayol. Bizim kaptıcı baba. Ne yaptınız Deniz Hanım? Sizin yapmanız gerekeni yaptım. Ben yapmam. Utanmaz lan! Alaksız herif. Beğendin mi yaptın ha? Herkes sen kendini konuşsana. Kızını niye kullanıyorsun ha? Asıl alaksızlık bunları birlikte susmaktır. Susarak büyük bir cinayete ortak oluyorsun. Bunun hesabını vereceksiniz. Görürsünüz siz. Hadi yav git. Efendim başkanım. Ulan helal olsun şu kıza be. Hem de helal. Bu kadar komik olan şey nedir? Söyleyin de beraber gülelim. Kasabanın başı dertte, siz orada hala gülüyorsunuz. Bana bak. Hasan, Hasan. Sakin ol. Hadi sağlığınıza. Esin, üzme kendini şekerim, tamam mı? Hiç üzme. Bu onların kavgası. Deniz de tecrübesiz tabii. Serdar'ın dolduruşuna geldi. Ben sana bir şey söyleyeyim. İki kardeş arasına girmemek lazım, tamam mı? Bugün düşmanlar, yarın dost olurlar, biz kötü oluruz. Hadi. Ay topla kız kendini. Sağ ol, hadi iyi geceler. Hadi. Babası beynini yıkadı, kızı konuştu. Bu 200 herifler yarın öbürsü gün böyle manşet atarlarsa baba, hiç şaşırmam. Hatta akıl hastası bile diyebilirler benim için. Olsun. Yine de bunu yapmana izin vermemeliydim. Hadi baba. Bana çocuk muamelesi yapmaktan vazgeç. Bunu birinin yapması gerekiyordu. İyi ki yaptım. Seninle gurur duyuyorum. Ben de seninle baba. Thank you.
Yine yaptın yapacağını değil mi? Bir de utanmadan kızını da alet ettin. Ya sen? Sen nasıl uydun bu deliye? Anne, bunu yapmam babam istemedi. Ben ısrar ettim. Hem bunu birinin yapması gerekiyordu. Şehir kulübünde sanki yer yaralı içine girdim. Utancımdan ne yapacağımı bilemedim. Anne, onlar utansın, biz değil. Bir ay sonra insanlar hastalanıp ölecek. Bütün bunları yapan amcam utansın. Kasabayı siz mi kurtaracaksınız? 22 senedir bunları yaşıyorum ben, anlıyor musun? 22 senedir! İnanamıyorum size ya. Gerçekten inanamıyorum. Amcam bizim için neler yaptı, siz kalkıp bu adama ne yaptınız? Yok böyle bir şey ya. Bana baksana sen, bilip bilmeden konuşma. Hayvanları katledip kızları kovalamaktan fırsat bulursan ne olduğunu görürsün belki. Sen ne biliyorsun? Sen yeter! Ne biliyorsun? Yeter! Aptal gibi inandım sana. Bitti. Anlıyor musun? Bitti, artık dayanamam, bitti. Bu son sözüm. Beni yalnız mı bırak? Hayır. Yine sen beni yalnız bıraktın. Anne. Baba. Baba. Doktor. Ya doktor, durum çok mu kötü? Kötü, çok kötü. Sağlığına kaptan. Her şey düzelir doktor. Üzülme. Yenge de şimdi anlar işin aslını. Anlar, anlar. Seni herkes anladı zaten. Bak, kapıyı tek başına açabilecek misin? Yoksa ben yardım edeyim mi? Hadi eyvallah. İyi geceler. İyi geceler. Baba, iyi misin?
Bedene mi gittiler? Evet. Oradan geliyorum ben de. Efendim? Sen misin? Seninle konuşacak bir şey kaldı mı? Kapıda mısın? Amca, ne konuşacağım onunla? Merhaba. Beni kabul ettiğin için teşekkür ederim abi. Sana kızgın olduğumu zannediyorsan yanılıyorsun. Çok açık sözlüsün. Tıpkı baban gibi. Size bir teklifte bulunmaya geldim. Sadete gel. Bir kooperatif toplantısı düzenleyelim. Halka açık bir toplantı. Son kararı kooperatif üyeleriyle birlikte verelim. Sen onlara ne düşündüğünü anlat, ben de kaygılarımı anlatayım. Yani halkın iradesine başvuralım. Senin istediğin gibi. Tam anlamıyla demokratik bir çözüm. Yine ne tür bir oyun geçiyor aklında? Eğer kuşkun varsa toplantı başkanını birlikte seçelim. Yalnız unutma ki dün çorbama bir sinek attınız. Şimdi halk benden bir açıklama bekliyor. Ben bu açıklamayı yapacağım. Seninle ya da sensiz. Ne dersin? Başkan Ramazan Bey olsun. Politikacı olmalıymışsın sen. Kabul. Esin ve çocuklar için çok üzgünüm. Hoşça kal. Canlı yayın işe yaramış. Bilmiyorum. Ama artık her şeye hazırlıklı olmamız gerek. Hoş bulduk başkan. Merhaba. Önümüzdeki günlerde halka açık bir toplantı düzenleyeceğim. Ben ve Serdar abim düşüncelerimizi halka açıklayacağız. Harika bir şey. Sizden de böyle bir olgunluk beklenirdi başkan. Bütün kameraları istiyorum. Toplantıyı baştan sona çekeceksiniz. Canlı yayın için... Canlı yayın demedim. Sadece toplantıyı baştan sona çekin. Gerekirse banttan yayınlarız. Toplantının tarihi belli olunca ben size haber vereceğim. Teşekkür ederim beyler. Biz de teşekkür ederiz başkan. İyi günler. İyi günler. Gönder. Merhaba başkanım. Merhaba abi. Ne var ne yok? Sağlığına duacıyız başkan. Gel otur bakalım. Başkanım. Arkadaşlar, adam nankörün teki. Geçmişte de gittiği her yerde anarşi yaratmış. Sürülmediği yer kalmamış. Neredeyse ailesi dağılmış. Başkan acımış. Ne de olsa abimdir demiş. Yine tutmuş elinden getirmiş. Adam etmiş. Şimdi yemek yedi kaba tükürüyor. Abi herif oturmuş kızıyla karşılıklı rakı içiyor. Böyle bir adamdan memlekete hayır gelir mi Allah aşkına? Ulan şeytan diyor git al ayağının altına. Yok olmaz öyle şey. Şimdilik dayağa gerek yok. Çenesini kapamazsa bakarız çaresine. Kısa bir süre önce anladım ki kaplıca suyu zehirli. Deri sanayinde kullanılan zehirli bir madde kaplıca suyuna karışıyor. Aklına şimdi mi geldi doktor? Projede senin de imzan yok mu? Evet. Yok mu yani? Senin imzan yok mu?
Doğru, doğru. Benim de imzam var. Daha ötesi bu kasabaya yerleştiğimde böyle bir tesisin parasal ve teknik açıdan olabileceğini söyleyen de benim. Yine altını çiziyorum. Uzun uzun verdiğim emsal vakalarda belirttiğim gibi zehirin tespiti yüksek maliyetle geç ve güç olmuştur. Genellikle işten geçtikten sonra. Sayın konuşmacı, son kez uyarıyorum. Çok açtınız süreniz, ona göre. Toparlıyorum başkan. Lütfen. Projenin maliyet düşürmek için değiştirilmesine muhalefet şerri koydum. Buna rağmen tesisin yapılmasına göz yummak suçsa bu suçu kabul ediyor. Evet, bugüne kadar gerekeni yap. Hatalıyım, suçu ortak ol. Bu nedenle de yönetim kurulunda istifa edin. Geç bile kaldı, geç. Geç. Ama sizi son kez uyarıyorum. Bundan sonra hataların bedelini canlarımızla ödeyeceğiz ya da ödeteceğiz. Sağduyunuza güveniyorum. Teşekkürler. Bunlar nedir? Serdar Bey'in konuşma metni. Buna izin veremem. Nedenmiş o? İzin başvurusunda pankart, broşür gibi şeylerin olmayacağı söylendi. Memur Bey, bunlar pankart veya broşür değil ki. Bir konuşmacının konuşma metnini dağıtmaktan daha doğal ne olabilir acaba? Kusura bakmayın hanımefendi. Neyse. Bırak beni kızım. Ben burada bakayım. Yürüksün. Sağ olsun abim. İyi niyetli ve dürüst bir insan. Ama aynı zamanda heyecanlı ve sinirli bir yapıya sahiptir. Kafasına bir şeye taktı mı gözü başka hiçbir şey görmez. Konuşmasında bir sürü kanıttan söz etti. Bunların hiçbirinin doğru dürüst dayanağı yok. Ben de tahlil yaptım. Benim elimdeki rapor onun söylediklerinin tam tersini söyledi. Yani sevgili abim bizden kaplıcayı kapatmamızı istiyor. Sevgili abim bizden kasabanın yüz binlerce dolarını sokağa atmamız. Yazıklar olsun. Beyler, saygısızlık etmeyin lütfen. Belki farkında değil ama abim Serdar Bey benden kasabanın ipini çekmemi istiyor. Asıl cinayete teşebbüs eden kendisi. Kızına alet ederek görüşlerini bir oldu bittiye getirip televizyondan açıldı. Bugüne kadar kim bilir ne kadar turist kaybetti. Biz bozgunculuğa karşı tecrübeliyiz ve şerbetliyiz. Buna hiçbir şekilde izin vermeyiz. Bu kişi abimiz olsa bile. Abim bu kasabanın kendisine gösterdiği dostluğa düşmanca bir yanıt vermiştir. Her şeyi takdirinize bırakıyorum. Ve saygılar sunuyorum. Bravo başkan! Bravo başkan! En büyük başkan bizim başkan! En büyük başkan bizim başkan! Bozguncular dışarı! Bozguncular dışarı! Bozguncular dışarı! Bozguncular dışarı! Tamam, tamam lütfen, lütfen. Saygısızlık yapmayın. Evet, bu durumda ortaya iki tane teklif çıkmıştır. Bunlardan birincisi kaplıcanın kapatılması ve gerekli tadilatın yapılması. İkincisinde böyle bir şey hiç gerek duyulmadığı ve açılış tarihinin ertelenmemesi. Buyurun Serdar Bey. Başkan, benim önergem şöyle değiştirilirse daha doğru olur. Bir, bir kere açılışın ertelenmesi. İkincisi de gerekli incelemeler yapıldıktan sonra karar verilmesi. Pekala, o zaman birinci teklifi şöyle düzeltiyorum. Tesisin açılış tarihi ertelensin, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra karar verilsin. Tamam mı efendim? Doğru efendim. Peki, şimdi oylamaya geçiyorum. Açık oylama yapılacaktır. İtiraz olan var mı? Teşekkür ederim. Birinci teklifi kabul edenler... Peki, ikinci teklifi kabul edenler... Evet, ikinci teklif oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Tesisimiz planlanan tarihte açılacaktır. Bravo! 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 Bravo!
Toplantı Doktor Serdar Ergül'ün konuşmasıyla devam etti. Öte yandan Doktor Ergül'ün kızı Deniz Ergül'ün salonda dağıtmak istediği bildiri de izinsiz olması nedeniyle güvenlik kuvvetlerince engellendi. Doktor Serdar Ergül ise toplantıda yaptığı konuşmada hatalı olduğunu söyleyerek kooperatif yönetiminden istifa etti. Evet, İnanamıyorum ya, aşağılık herifler. Hataya ortak oldum ve bugüne kadar da yapılması gerekeni yapmadım. Bu nedenle de yönetim kurulundan istifa ediyorum. Toplantı sonunda yapılan oylamada Sayın Belediye Başkanımız Önder Ergül'ün önergesi ezici bir çoğunluğun desteğini aldı. İnanamıyorum. İnanamıyorum bu kadar aşağılık olabileceklerine. Amcamın konuşmasının hepsini tam olarak verdiler ama seninkinin içeriğini tersine çevirdiler. Bu haberle bizi mahkum ediyorlar işte. Kenan intikamını aldım. Yarın çıkıp kapı kapı bütün konuşma metnini dağıtacağım baba. Unut bunu. Hiçbir yararı yok. Polisle başımızın belaya girmesini istemiyorum. Ne yapacağız peki? Bazen yenilgiyi kabul etmekte yarar var. Olmadı doktor. Ok yaydan çıktı bir kere. Susmak olmaz. Bu iş artık namus meselesi. Şimdi sakince düşünüp ne yapabileceğimize karar vereceğiz. Ne oldu böyle? Gel içeri. Utanmadınız mı haberi bu hale getirmeye? Az önce istifa ettim. Kim yaptı bunu? İstifa tartışmam biraz sert geçti. Deniz buz getir. Gel. Boşuna mı geldik ya? Hiç hastamız yok. Demek ansızın bütün kasaba sağlığına kavuştu. Ne yapalım? Biz de oturup bekleriz. Bir çay demleyeyim mi? Beraber içeriz. Çok güzel olur. İlginç bir yaklaşım. Sevmez misin? Aha, bayılırım. Ama bu işler için bir aşçımız... Baba bu ne? Bilmem. Karşıda birileri var. Hırsız falan olmasın? Sanma. Ne yapacaksın? Sen dur. Yazıklar. Halk düşmanı. Ben. Ne yazıyor baba? Malum hikayeler. Bekliyordum zaten. Belediyemizin içinde bulunduğu güçlükler nedeniyle lojman kiranızı ne yazık ki ödeyemiyoruz. Saygılarımızı bildiririz. İmza amca. Ya. Ya ne sandın? Efendim. Ah saygılar. Evet dinliyorum. Hayır tabii elbette görüşürüz. İyi günler. Dede öyle yemine bekliyor beni. Aranız iyi bakıyor. Ne demezsin. Ama sana bir şey söyleyeyim. Amcan konusunda beni ilk uyaran o oldu. Başlangıçta aralarındaki düşmanlığa yormuştum ama sonra ne dediyse tek tek çıktı. Doğrusu bu daveti merak etmiyorum dersem yalan olur. Dedemin bir bildiği vardır ama baba. Göreceğiz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yemek için de çok teşekkürler. Aa, rica ederim damat. Afiyet olsun. Efendim başlangıçta Önder hakkında söylediklerinizi ciddiye almamıştım. Aslında Önder'in de bana böyle oyunlar oynayacağı aklıma gelmezdi. Kusura bakma ama damat. Sizin gibiler niye böyle biraz saf olur ha? Zeki, dürüst, cesur ve saf.
dünyanın en tehlikeli bileşimi biliyor musun? Bugün lojman kirasının kesildiğine dair bir yazı aldım. Yakında poliklinikteki işime de herhalde son verir. Hiç şüphel olmasın. Neyse ki çocuklarımın geleceğinden endişe duymuyorum. Sizin varlığınız benim içimi rahatlatıyor. Bak damat, her zaman söylemişimdir. Seni çok severim. Gücüm kuvvetim yerinde olduğu sürece senin de geleceğinden hiç kuşkun olmasın. Sen bana 3 tane güzel torun verdin. En azından bu yüzden sana borçluyum. Rica ederim, ne borcu? Seninle açık konuşacağım. Aslında hiçbir şey eskisi gibi, göründüğü gibi değil. Bana bir şey olsa senin krallık dediğin şey ıskan bir kağıdı gibi yere yıkılır, biliyor musun? Bu yüzden de bu televizyon olayından sonra bazı kararlar aldım. Sırf kızımın ve torunlarımın geleceği için. Bu seni de yakından ilgilendiriyor. Sizi dinliyorum. Son birkaç hafta içinde elimde ne var ne yoksa hepsini satıp nakite çevirdim. Hepsini? Evet, hepsini. Bunu niye yap? Bu parayla çok yüksek miktarda kaplıcayı severini aldım. Kaplıcayı severim. Kaplıcayı severim. Senin başlattığın tartışma sonucunda hisseler büyük değer kaybetti. Elimde küçük hissesi olan herkes onları satmaya başladılar. Ben de hepsini satın aldım. Şu anda karşında kaplıcanın en büyük ortağı duruyor. Anladım. Şu ana kadar aldığım hisselerle kaplıcadaki payım %51'i geçti. Ve bu durumda kaplıcanın en büyük hissedarı benim. Ne söylemeye çalışıyorsunuz? Kaplıcayı bu yaz kapatıp tadilat yapalım demiyor muydun ha? Senin söylediğin tadilatı yapabilmemiz için sermaye arttırımına gitmemiz gerekiyor. Parayı ben koyacağım. Olağanüstü genel kurul yapacağız. Önder'in gücü sermaye arttırımına yetmez. Onun hisselerini de satın alacağız. Böylece hem senin istediğin olacak hem de benim. Nasıl? Ha? Harika değil mi? Ha? Harika. Harika tabii. Vallahi harika. Yazıklar olsun. Ne biçim insanlarsınız siz? Namusunuzla yapacağınız hiçbir şey yok mu sizin? Babam geldi. Ha, ben de seni bekliyordum abi. Uzak dur. Ben sizi yalnız bırakayım. Bak abi, biz kardeşiz. Seni zarar görmeni istemem. Bu meseleye bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Lütfen bana yardımcı ol. Geç de olsa gerçek yüzünü gördüm. Kasabanın tüm insanları senin gerçek yüzünü görene kadar sana uyku yok Önder Efendi. Abi lütfen bırak şu inadı. Bana abi deme. Her zaman olduğu gibi öfkene teslim oluyorsun. Çevrendeki her şeyin paramparça olduğunu görmüyor musun? 15 gün ya da 1 ay ücretsiz izin al. Uzaklaş buradan. O zaman her şey unutulur. Bizim insanımızın hafızası zayıftır. Seni ne kadar çok sevip saydıklarını hatırla. Havucunu al ve git. Bak yapma abi. Hala seninle uzlaşmaya çalışıyorum. Ne olur hayatta bir kere olsun beni dinlesen. Bu iş böyle giderse sonu daha da kötü olacak. Ne yapacaksın yani? Canımı mı alacaksın? Çek git bu evden hadi. Pekala. Benden günah gitti. Belediye kliniğiyle ilişkini kestim. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Senin gibi düşünmesen bile uzaktan uzağa sana hep saygı hatta hayranlık duyarım. Ama sen düzenbazın biriymişsin. Ne diyorsun sen? Bu kadar küçüleceğin master. Gerçek yüzün ortaya çıktı. Kayınpederin bir haftadır kaplıca hisselerini yok pahasına kapattı. Sen de onunla ortaksın. Sen dedikoduyu çıkarttın, Ramazan denen o alçak da hisseleri topladı. Sen de buna inandın ha. Defol git hadi. Yine de bütün bunları televizyonda açıklamayacağım. Ya çevirdiğiniz dolapları halkın önünde itiraf et, ya da buradan çek git. Çünkü kasabalı bütün bunları duyarsa seni ben bile kurtaramam. Her taraftan kuşattılar. Her şey bitti. Baba, ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendim aptal gibi hissediyorum. Bunlar insan değil, şeytan. Hiç bu duruma düşmemiştim. Dedenin dediği gibi saf ve cesur olmanın bedeli. Yakında kaptan sefere çıkıyor, onunla gideceğim. Nereye gideceksin? Bilmiyorum, nereye giderse oraya. Üzme kendini. Bankada birikmiş biraz param var, onun hesabına yatıracağım. Kendine yeni bir başlangıç yaparsın. Annenle kardeşine de
Neden bakar? Oo, bozguncular da burada. Keyifler kıyak. Sakin ol doktor. Uyma sen bu itlere. Aslan sen de. Biriniz bu masaya baksın. Alo, duydunuz mu? Bana bakın. Terbiyenizle oturacaksanız oturun. Yoksa terk edin burayı. Sen mi terbiye edeceksin bizi? Ne yani? Müsaade et kaptan. Bana bak. Ya edebinle otur ya da topla çakallarını defol git buradan. Allah Allah. Gitmezsek ne olur? Ne mi olur? Ha? Hadi şimdi terk edin burayı tıpış tıpış çabuk. Seninle bunun hesabını sonra göreceğiz. Neydi senin adın? Sefer. Ne zaman istersen yürü. Sağ ol delikanlı. Lafım olur kaptan. Gelin bu masaya oturun. İyi akşamlar doktor bey. İyi akşamlar. Tanıdın mı beni? Yok. Adım Sefer. Sen benim çocuğumu kurtarmıştın. Öyle mi? Ya nasıl unuturum iyiliğinizi? Üzülmeyin doktor bey. Bu kasabada size inananlar da var. İşte bu lafa içilir. Hadi arkadaşlar sağlığınıza. Hasan'cığım sen de bir şeyler tımbırdat da neşemizi bulalım. Buyurun, teşekkür ederim. Afiyet olsun çocuklar. Nereye baba? Benim masaj saatim geldi. Hadi bakalım Natalya. Görüşürüz. Nerede kaldı bu kız? Babamla bir yerlerde yine anarşi yaratıyorlardır. Özgür! Ne yani, yalan mı? Bana bak, ablansa ona iyi davranacaksın. Tamam mı? Anladın mı? Tamam, anladık. Hoş geldin canım. Merhaba. Çay taze, börek de nefis. Yok anne, teşekkürler. Yedim bir şeyler. Şirket kuruluşu tamamlandı. Bir yandan dekorasyon yapıyorlar. Biliyor musun, daha şimdiden gelip soruyorlarmış. Siz nasılsınız? Eksiyiz anne. Ne de bari? Aa Barış, kim yaptı bunu? Bir daha okula gitmeyeceğim. Kim yaptı diyorum, sana soruyorum. Cevap versene anneme, anlat hadi. Sınıfta babama halk düşmanı dediler. Sen de kavga ettin. Evet, öğretmen de kavga çıkartmayı babandan mı öğrendin dedi. Kulağım çekti. Kadın da haksız değil hani. Ya of ya! Hepiniz kötüsünüz. Hepiniz babama kötü şeyler söylüyorsunuz. Bana bak yeter artık, yeter artık. Benim babam bozguncu değil. Yalancı değil. Sizi sevmiyorum. Şu halimize bak. Ailemizin haline bak. Anne, babama bize ne yaptıklarını görmüyor musunuz? Bütün bunun faturasını babama çıkartarak mı rahatlayacağız ha? Bu kimin suçu? Devamlı babamın çıkıntılıklarının kurbanı oluyoruz. Babam hakkında dikkatli konuş. Ya konuşmazsam ne olur? Bugüne kadar utandırdı mı bizi? Şerefsizlik mi etti? Hırsızlık mı yaptı? Rüşvet mi aldı? Ne yaptı? Bazılarının çıkarlarına dokundu diye onu halk düşmanı, bozguncu ilan edip şerefine leke sürmeye çalışıyorlar. Hem de bunu yapan özböz kardeşi. Dedem bütün kooperatif hisselerini ucuza kapatıyormuş. Dedemle ortak plan yaptıklarını yayıyorlar halka. Babam şu ana kadar çok yenilgi yaşadı. Ama ilk defa onurumu kaybediyor. Ve siz de evi terk ederek bütün bu iddialara hak vermiş oldunuz. Bence utanmalısınız bu yaptığınızdan. Ne oluyor burada ya? Bu ne gürültü ha? Anne sana söylüyorum. Eğer babamı biraz daha yalnız bırakırsan seni asla affetmem, bunu bil. Sen de eğer çevirdiğin dolaplardan babamın haberi olmadığını itiraf etmezsen bundan sonra dedem değilsin. Deniz'in söyledikleri doğru mu baba? Niye yaptın bunu? Senin için, torunların için. Hem o önderden alçaktan intikamımı aldım, hem de bir altın tepside damadıma sizlere bir gelecek sundum. Ne var ki bunda, he?
gidiyoruz. Nereye? Babanın yanına canım. Evimize gidiyoruz. Yaşa canım annem. Demek kararlısın ha? Evet baba. Her şey için çok teşekkür ederim. Natalya, Mustafa'ya söyle çocukları götürsün. Ne zaman gidiyorsunuz baba? Bilmiyorum. Kaptan gelip götürecek. Ne kadar sürecekmiş peki? İnan onu da bilmiyorum. Hoş geldin kaptan. Hoş bulduk doktor. Merhaba. Merhaba kızım. Bana öyle kötü kötü bakma. Babanı zorla götürmüyorum. Kesinlikle kontrolden çıkmamalı. Çıkmaz başkanım. Bak tekrar söylüyorum, sadece korkutacaksınız. Aksi halde iş bize döner, anladın mı? Anladım başkanım. Hadi göreyim seni. En ufak hatayı senden bilirim ona göre. Merak etme başkanım, tamam. Tamam izin çıktı, kaç kişi var? Rahat 50 kişi var abi ama gerekirse... Yok yok, siz şimdi adamları toplayın, doğru doktorun evine. Ben size yetişirim. Hadi bakayım. Tamam. Çabuk. Amca. Amca durdur onları. Kimleri? Kimden söz ettiğimi biliyorsun amca. Durdur onları. Özgürcüğüm. Özgürcüğüm. Kaygılanmana gerek yok. Ama maalesef halk çok öfkeli. Tabii bütün bunlardan senin haberin yok. Babanla deden... Bir olup dümen çevirdiler değil mi? Yalancısın sen. Kötü birisin. Dedem her şeyi anlattı. Babamın hiçbir şeyden haberi yok. Amcamın adamları. Ne? Kahrolsun! At düşmanı! Kahrolsun! Yolun başındalar. Durmayalım burada baba. Telaşlanma, telaşlanma. Sakin ol. Tamam, ben şunlara bir bakayım. Kahrolsun! At düşmanı! Kahrolsun!
Halk düşmanı! Halk düşmanı! Defol! Halk düşmanı! Defol! Alo! Burası Doktor Serdar'ın evi. Etrafta bir takım saldırganlar var. Çabuk yardım gönderin buraya. Halk düşmanı! Defol! Halk düşmanı! Esin Deniz, Barışal'ın hemen yukarı çıkın. Hemen diyorum, hemen! Halk düşmanı! İhtiyacımız yok. Şu anda kasabanın en güçlü insanı biziz. Bizleriz. İçeri girecekler. Kolay değil öyle. Neredeyse polisler geldi. Gözü dönmüş bunların. Böyle duracak mıyız baba? Yapma, öldürürler. Arkadaşlar polis geliyor. Taşları sopanın altında al çabuk. Olsun doktor bey. Sağ ol komiser. Tam zamanda yetiştiniz. Camı çerçeveyi indirdiler. Yakalarız biz onları kaptan. İyi günler. Geçmiş olsun doktor bey. Yardıma geldik. Geçmiş olsun doktor. Sağ ol Hasan usta. Vay ahlakçılar. Nasıl yaparlar bunu sana? Nöbet bekleriz icabında. Hadi bir daha gelsinler de görelim. Eksik olmayın. Sağ ol Sefer'cim. Polis olaya el koydu nasıl olsa. Buradayız doktor. Hepimiz buradayız. Korkmayın. Sağ ol, var ol. Görüyorsun Deniz. Artık yalnız değiliz. Bütün dostlarımız burada. Baba, gidelim ne olur. Kalmayalım burada bir dakika bile. Hayır. Hiçbir yere gitmiyoruz. Buradayız, kalıyoruz. Görsünler bakalım kimmiş halk düşmanı.